Müzik'ten herkese merhaba. 1 Temmuz haftası etkinlik takvimine baktığımızda Cuma günü sanat performansında Patron, Cumartesi günü Park Orman'da Rakof, Pazar günü Harbiye Açık Hava'da Sertab Erener sahnedeydi. Biz de bu hafta sizin için Park Orman'a Rakof 2019'a geldik. Bugün burada Black Tooth, Pentagram, Enciferum ve Opeth gibi harika gruplar sahne alacak. O yüzden biz de bir an önce alana geçmek istiyoruz. Bu fırsatı hemen değerlendirmek istiyoruz. Yaşasın metal festivalleri diyoruz ve ortamın tadını çıkarmaya hemen başlıyoruz. Giriş alanındayız. Bu tarafta müzik gruplarının tişörtleri var. İsterseniz buradan satın alıyorsunuz. Aynı zamanda plak satışı da mevcut. Şöyle bir etrafa baktığımda ilk dikkatimi çeken insanların oturması için oluşturdukları alan. Çünkü genellikle festivallerde çok dert oluyor. Hem alan yeteri kadar var bence, hem de şemsiyeyle gölgelik alan daha fazla. Gayet iyi bir şey bence. Şu tarafa doğru gidelim. İnsanlar oturuyor orada sanırım. Bir şeyler içenler, yemek yiyenler takılıyorlar. Opeth'e kadar herhalde böyle dinlenmek isteyen birkaç grup olacak gibi. Az önce Undertaker sahneden indi. Gayet iyi bir performansı vardı. Buralar alev aldı. Bu sıcakta biraz daha yandık, piştik diyebilirim. Bir makine var, kutumuz var. O kutudan fotoğrafımızı çekiyoruz. Sonra da bunu Instagram hesabımıza paylaşıyoruz. Tamam. Tamam. Biz de Highlands Mod'da müzik olarak ekip fotoğrafı çekildik. Şu an ne yaptığınızı bize birazcık bahseder misiniz? Bizim geleneksel sanatlarımızdan Ebru sanatını biraz daha geliştirip vücuda uyguluyoruz. Geçici dövme niteliğinde. İnsanlar hem bu sanatı tadıyorlar, hem de işte suyun içinde kollarını daldırıp oradaki oluşan desenleri tecrübe ediyorlar, kollarını alıyorlar. Böyle bir etkinlik yapıyoruz. Peki vücutta ne kadar kalıyor yani, yıkanmadan ne kadar süre kalıyor? Bu vücutlar toksit olmayan boyalar. Bir herhangi bir alerji söz konusu olmuyor. Bir de derinin üzerinde olduğu için terlemeyle atıyor. Yani kişi ne kadar çabuk terlerse o kadar çabuk boya çıkıyor. Yaşasın çantalar, yaşasın baskı. Base çantalara baskı yapıyoruz. İstedikleri çantayı tasarlıyorlar. İsterseniz tasarlayabilirsiniz. Buyurun. Teşekkürler. Bir bakıp çıkacağım diye bize böyle bir çanta hediye ettiler. Bu senenin line-up'ını nasıl buldunuz? Güzel yani ama açıkçası en son grup Opeth için geldik yani. Biz Opeth'e duyunca direkt aldık bileti yani. Zaten bu organizasyon geçen senelerde çok iyi gruplar getirmiş bu organizasyon. Peki Opeth'in 2011 yılından sonra vokal tarzında değişikliğe gitmesi hakkında sen ne düşünüyorsun? Öncesinde biraz daha progresif tarzındaydı gerçekten. Mesela şu an biraz daha death metal, progresif death tarzı yapıyor. Ya ben progresif metal de çok sevmişim, death metal de çok sevmişim ama Michael Akarfeld abimiz çok başarılı. Senin için en favorisin hangisi? Benim için şu an en favori olan Pentagram. Pentagram için geldik birazcık ama Opeth de dinlemek istiyorum. Akşamın ilerleyen saatlerine daha güzel olacağını kesinlikle eminim. Peki bir şey merak ediyorum. Şu anda Pentagram'ın yapmış olduğu akustik proje birazcık tepki aldı. Hani Pentagram'da akustik dinlenir miymiş gibi. Sen bu durumu ne düşünüyorsun? Hangi Pentagram'ı daha çok seviyorsun? Akustik olarak seviyorum. Benim kişisel görüşüm. Dream Theater gibi şeyleri çok sevdiğimden dolayı, favorilerimden biri olduğundan dolayı akustik konusunda hiçbir sıkıntım yok. Daha doğrusu benim daha çok hoşuma gitti çünkü akustik hoşuma gider çoğunlukla. Klavyeyi birazcık daha dokusalardı, belki klavye kursalar çok daha güzel olabilirdi ama öyle bir geçmek görmedik ama
güzel yani. Benim hoşuma gidiyor. Arkadaş Pentagram'ın akustik halini seviyor ama yani hoş bu arada albümü dinlerken ben de sevdim de konserde pek olmuyor ya. Hani Pentagram dediğim birazcık böyle kafa sallamalı, fazla hareketli olmalı gibi geliyor bana. Geldik. Şu an burada Pentagram'ın imza günü var. Pentagram grup üyeleri ayarlarına imza veriyor. Bu sene line-up'ta en sevdiğiniz isim hangisiydi? Black Teeth. Ben Pentagram için geldim ama bu grubu tanımış oldum. Çok mutlu oldum. Şahaneydi. Şöyle bir soru sormak istiyorum size. Akustik projesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Ya zorlu performansla dinledim. Harikaydı. Gerçekten harikaydı ve ya gözlerim doldu. Dinlediğimiz o sound vardır ve merak ettiğimiz, dinleyici olarak hep aradığımız böyle. Onu duydum böyle bir an. Bence Kenan da şey... Kenan Doğulu. Pentagram. Rock of 2019'un sizin için en favori ismi hangisi oldu? Pentagram. Tabii ki Opeth. Black Tooth'u da ama çok beğendim ya. Çok iyi adamlar. 2 sene öncekinde özellikle Aman Aman için geldim. 6 ay kadar önce Viking sahnesi kurulacak denildi. Fakat ne yazık ki konser günü Viking sahnesi kurulmadı ve öncesinde hiç bilgi falan da verilmedi. Gruptan gelen, abi bu çok masraflı oluyormuş, biz bunu getiremiyoruz diye bir haber geldi. Ben de dedim, hani işte bayağı bir orada atıştık. Ben de son bir gün duyuramadım, bu sefer bu insanlar konser iptal oldu zanneder diye. Ormanda Türkiye'nin tek metal festivalindeydik. Öncelikle size organizasyondan birazcık bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar deneyimlediğim festivaller arasında bence en iyisiydi. İnsanlar çok bilinçliydi. Bir kere bilinçli dinleyici en sevdiğim. Rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Size çarpan eden yok, sizi rahatsız eden yok. Bu konuda çok iyi bir ortamdı kesinlikle. Performanslara gelecek olursak hepsi birbirinin harika performanslardı. Ben Pentagram için geldim. Ama buradan ayrılışta en favori ismim Enziferim oldu. Gerçekten harika sahneleri vardı. Daha önce hiç dinlememiştim. Muhtemelen buradan sonra Enziferim'i dinlemeye başlayacağım. Opeth'in sahnesi de harikaydı. Özellikle görsel olarak kullandıkları fotoğraflar, videolar çok daha iyiydi. Bizim için harika geçen bir festival oldu. Güzel bir deneyim yaşadık. Bu arada benden duymuş olmayın. Seneye Rock Off'un 2 gün olarak gerçekleşmesi planlanıyor. Daha çok eğlence, daha çok güzel ortama şahit olacağız demektir. Seneye tekrardan Rock Off'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bence çok kaliteli. Gitar çalıyorum.
Vurkan Renda ile gitar tutorialı var, acayip iyi. Hele bazen Metin Türkay'ı getirmişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Pentak, evet evet. Acayip iyi bir bence bir organizasyon. Yekta Kopa'nın da şeyleri oluyor. Onları da izliyorum ama favorim Vurkan Renda abi. Hocam buradan Nurkan Hoca'ya selamlarımız olsun. Vurkan abi sen adamsın. Seni çok izliyorum. Çok büyük hayranım. Motto'yu tanıyorum. Süper. Şahane. Takip ediyor musunuz? Abone ol tuşuna bastığımı hatırlıyorum. Yalan değil, gerçek. Anla hain, anla beni. Merhaba, sizin için farklı etkinliklere göz atmaya devam ediyoruz. Anla hain. Yaşlı amca grubu Anla Hain isimli yeni single'larını klip çalışmasıyla birlikte yayınladı. David Bowie'nin 1969'dan bir ev kaydı albümü oldu. Albüm The Mercury Demos ismiyle dinleyiciyle buluştu. Düş Dünya, Sis ismini verdikleri yeni single'ları ve klip çalışmasıyla karşınızda. Klibin çekimleri ise Beşiktaş ve Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleşti. 6. Ayma Ayvalık Müzik Festivali için geri sayım başladı. 23-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde İstanbul Flüt Topluluğu, Ayma Festival Orkestrası ve Anadolu Nefesli Beşlisi müzikseverlerle buluşacak. Ak Merkez Açık Hava Sinema Günleri her çarşamba ücretsiz olarak açık havada sinema deneyimi yaşatıyor. 3 Temmuz'da başlayan etkinlik 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu haftanın etkinlik takvimine baktığımızda 8 Temmuz Pazartesi Küçük Çiftlik Park'ta Granify, 10 Temmuz Çarşamba Harbi Açık Hava'da Yalın, Volkswagen Arena'da Kamasi Washington, 11 Temmuz Perşembe İlk Beşiktaş'ta Nili Pek ve Can Kazaz, 12 Temmuz Cuma Zorlu PSM'de Lepus, Jojoker Beyoğlu'nda Ben Fero sahnede. Kes olsun bizi çalmadın adamı. Stand-up sevenler için Doğu Demirkol 12 Temmuz'da Harbi Açık Hava'da. Trump filmlerini sevenler için Johnny Depp'in başrolde olduğu Ölü Anam bu hafta vizyonda. Sanat dalı eğlenceli bir hafta olsun. Görüşmek üzere.